Merhabalar. Hizmet rezervasyon fişlerini nasıl ekleriz? Bunun için daha öncesinde ilk tanımlamalarımızı gerçekleştirdiğimiz rezervasyon modülüne gelerek burada rezervasyon fişleri modülünü çalıştırırız. Karşımıza yapılacak hizmet türlerinin saatlik, günlük ve oluşturmuş olduğumuz hizmet çeşitlerinden araç bakım ve kuaför hizmeti gelmektedir. Örneğin kuaför hizmeti için bir rezervasyon fişi oluşturmak istediğimizde, ilgili hizmet türünü seçtiğimizde, ekranımızın sağ altında butonlarımız çıkacaktır. Bu butonlardan F4 ekle komutuna tıklayarak karşımıza gelen ekranda rezervasyon bilgilerini girmemiz gerekmektedir. Bunun için bir fiş numarası, rezervasyonunu oluşturacağımız ilgili kayıt tarihimizi, randevusunu alacağımız ilgili tarih bilgisini bu alandan gireriz. Randevu bitiş tarihimiz pasif olarak gelecektir. İlgili saat aralıklarına göre çalışacaktır. Burada yapacağımız rezervasyon çeşidimiz saatlik olarak çalıştığından dolayı herhangi bir bitiş tarihi girdirmeyecektir. Rezervasyon çeşidimiz günlük olsaydı bitiş tarihi girdirmek isteyecekti. Daha sonrasında ilgili kayıt tarihimize bir kayıt saati, randevu tarihimize bir randevu tarihi ve bitiş tarihimize bir bitiş saati girmemiz gerekecektir. Burada aynı zamanda yapacağımız rezervasyon çeşidi bağlı bir siparişe istinaden çalışması isteniliyor ise bağlı sipariş listesinden listemizi temizlediğimizde sipariş türlerimizi seçerek ilgili rezervasyon fişlerine bağlantısını sağlayabiliriz. Veya burada daha sonrasında rezervasyon yaptıran bilgilerini rezervasyonumuz eğer faturalama işlemi gerçekleşmesini istiyorsak liste içerisinden cariyi seçmemiz gerekecektir. Daha sonrasında ilgili cari adres bilgileri karşımıza gelir ve devamında eğer hizmetimizde serili ürünleri kullanacak isek seri alınan listesinden dışarıda olan serilerimizin alınan seri olarak içeri girişini sağlayıp bir rezervasyon kaydı oluşturabileceğimiz gibi aynı zamanda iade edilecek seriler için de bir kayıt oluşturabilmekteyiz. Tutar kısmına gelecek olursak yapacağımız rezervasyon işleminin bize ne kadar tutarda gerçekleşeceğini belirttiğimiz alandır. Bu alan aynı zamanda çalıştığımız diğer döviz türlerine göre de karşımıza o günkü kur bilgilerini getirecektir. Notlar kısmına gelecek olursak burada rezervasyon takibini gerçekleştirirken takip etmek istediğimiz bilgileri bu alana gireriz. Rezervasyon yaptıran kısmına baktığımızda ise o günkü gelen müşterilerden rezervasyonunu gerçekleştirdiğimiz müşteri bilgisini alırız. Şu an kuaför hizmeti sunduğumuzdan dolayı şeklinde bir açıklama belirttik. Ve sonrasında biraz önce bahsettiğimiz gibi cari kodu listesinden aynı zamanda cari ünvan listesinde de aynı listeye ulaşabilmekteyiz. Adres bilgileri manuel yazılabileceği gibi cari kart içerisinden de bu bilgiler dolu olarak karşımıza gelecektir. Rezervasyonlarımızı durumlu şekilde takip edebileceğimiz alanımız ise beklemede, kesinleşti, iptal ve kapatıldı şeklinde yer almaktadır. Bu şekilde girişini yapmış olduğumuz bir rezervasyonun durum takibini sağlayabiliriz. Rezervasyon çeşidine baktığımızda ise daha öncesinde tanımlamalarını gerçekleştirdiğimiz rezervasyon çeşitleri karşımıza gelir. Buradan hangi türde hizmeti rezervasyonu alıyorsak ilgili rezervasyon çeşidini seçeriz. Bölüm kısmına baktığımızda ise rezervasyon çeşidinde tanımlamış olduğumuz ilgili alanların bilgisi gelir. Daha önce kuaför masalarımızı bölüm olarak tanımladığımızdan dolayı masa bilgisini seçeriz. Bu hizmet çeşidine ait kişi sayılarını bu alandan belirleyebilir. Aynı zamanda belli hizmet kartına bağlı hizmet listesinden seçeceğimiz herhangi bir hizmet kartını da rezervasyon girişi sırasında ilgili rezervasyonla bağlantısını sağlayabilmekteyiz. Fatura notuna baktığımızda ise rezervasyon fişimizi daha sonrasında faturalandırdığımızda fatura notunda çıkmasını istediğimiz verileri bu alana belirtiriz. Rezervasyon fişlerimiz aynı zamanda dinamik alanları da desteklemektedir. Yapacağımız yeni bir dinamik alan tanımı ile dinamik alanlar listesine geldiğimizde ve F4 ekle dediğimizde rezervasyon fişi için text alan örneğin kuaförde gerçekleştireceğimiz
hizmetimize ilişkin tek seçimli bir alan oluşturabiliriz. Yapacağımız örnekte, müşterimizde uygulayacağımız hizmet için hizmet durumları aşaması belirtebiliriz. Örneğin, normal bakım, detaylı bakım, klasik bakım vesaire gibi bu birçok örnek için çoğaltılabilmektedir. F2 kaydet diyerek dinamik alanımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Tekrar hizmet rezervasyon ekranımıza geldiğimizde ve hizmet rezervasyonumuzu bu şekilde kaydettiğimizde karşımıza oluşturulan rezervasyon fişi için görev eklensin mi sorusu gelecektir. Rezervasyon fişlerimiz servis yönetimi ve görev takip ile entegre olarak çalışmaktadır. Şu an için bu soruya hayır diyerek geçtiğimizde rezervasyon fişimizin fiş listesinde karşımıza geldiğini görüyoruz. Tekrar rezervasyonumuzu değiştirecek olursak, rezervasyon fişi içerisine gelip dinamik alanlara baktığımızda tanımlamış olduğumuz yeni dinamik alanımız karşımıza gelecektir. Bu şekilde ilgili durumunu seçerek ve kaydederek durum takibini gerçekleştirebiliriz. Rezervasyon fişi eklerken aynı zamanda sistemde yapmamız gereken parametrik ayarlarımız yer almaktadır. Yeni bir sekme açarak arama alanımıza yazacağımız sistem ile sistem parametreleri ekranımızı çalıştırırız. Burada rezervasyon modülü için yapılabilecek parametrik ayarlarımız da karşımıza gelecektir. Daha önce rezervasyon kartında gün başlangıç saati ve gün bitiş saati şeklinde parametrelerimizi ayarlamıştık. Devam ettiğimizde ise rezervasyon fişi için tanımlayacağımız alanlara bakacak olursak, rezervasyon fişi girişi sırasında siparişe bağlı olarak bir rezervasyon kaydı oluştururken, rezervasyon yaptıran kısmına siparişin ek alanlarını getirebilmekteyiz. Örneğin, tekrar hizmet rezervasyon taleplerine gelip yeni bir rezervasyon fişi eklediğimizde ve bu fişimizi bağlı bir siparişe istinaden çalıştırdığımızda, eğer siparişimizin içerisinde ek alanlarımızda bir veri varsa, sistem parametrelerindeki o ek alan bilgisini de rezervasyon fişine getirmek istiyorsak, fişimizi seçip ilgili rezervasyon ekranımıza geldiğimizde rezervasyon yaptıran kısmında sistem parametrelerinde belirlemiş olduğumuz ek alan bilgisini getirtebilmekteyiz. Bu gibi tanımlamaları aynı zamanda tutar kısmına gelecek olan hizmet fiyat kart bilgisini seçebilir, seri alım kısmına gelecek olan bağlı siparişin ek alan bilgisini seçebilir, bağlı siparişten alıp servis formunun cep telefonu alanına gelecek olan ek alan bilgisi alanları gibi alanları seçebilmekteyiz. Devam ettiğimizde rezervasyon fişi güncellenirken hizmet kart tutarını alma sorulsun mu seçeneğini parametrik olarak değiştirebileceğimiz gibi sadece kapanan rezervasyon fişlerini faturalı şeklinde de durum değişikliği sağlanabilmektedir. Bir rezervasyon aldığımızda ön tanımlı olarak beklemede ve kesinleşti durumunda rezervasyon kaydı alabilir. Rezervasyon fişi girerken seri alınan ve seri iade kısımlarının isimlendirmelerini değiştirebilmekteyiz. Örneğin burada görmüş olduğumuz seri alınan ve seri iade şeklini seri bilgisi, seri iade şeklinde güncelleyip fişimize tekrardan yeni bir fiş kaydı oluşturduğumuzda seri bilgisi ve seri iade olarak güncellenmiş olduğunu görüyoruz. Parametrelerimize tekrar geldiğimizde seçilen serilerin ek bilgilerinin gösterilmesi ayarlarını değiştirebilir. Serilere gelecek olan not bilgilerini sağ alanda bulunan açıklama verilerine göre dilediğimiz not alanlarındaki verileri çekebilir. Açılacak olan daha öncesinde bahsetmiş olduğumuz entegre olarak çalışan görev kartlarımıza görevin konusuna gelecek olan metin şablonunda yer almasını istediğimiz verileri girebilir. Açılacak görevin not alanına gelecek olan metin şablonlarını belirleyebilir. Fatura notu alanının fatura açıldığında gelecek olan ek bilgi alanlarını buradan seçebilir. Seri iade bilgilerinden fatura notu alanına gelecek olan metin açıklamalarını da açıklama kısmında verilmiş olan formatlara göre düzenlenilebilmektedir. Bu şekildeki parametrelerimizi kaydettikten sonra bundan sonraki rezervasyon fişlerimizin takibini
Yapmış olduğumuz parametrik değerlere göre takip işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz.